Kadir Gecesi. Bin aydan hayırlı gece. Zaman ve mekanlar kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi'ni bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur'an-ı Kerim'in bu geceye indirilmeye başlanmış olmasıdır. Hazreti Peygamber'e ümmetinin ömrü gösterilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa buldu. Ümmetinin önceki insanların uzun ömürlerinde işledikleri amellere yetişemeyeceğini düşündü. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona ve ümmetine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni lütfetti. Bir gün Allah Resulü ashabına İsrailoğullarından bir kişiyi anlatmıştı. Bu zat bin ay Allah yolunda silah kuşanarak cihad etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar hayretler içerisinde kaldılar ve ona gıpta ettiler. Bunun üzerine Allah Teala, ümmetin Muhammed'e olan lütuf ve merhametini beyan etmek üzere Kadir Suresini indirdi. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Meleklerle ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenlik ve selamettir o gece. Ta tan yeri ağarıncaya kadar. Bu kadar uzun bir vakitten daha hayırlı olan geceye Kadir Gecesi denilmesi hem gecenin hem geceyi ihya edenlerin hem de o anda yapılan ibadetlerin azametli, şerefli ve kıymetli olmasından kaynaklanır. Büyük ve şerefli kitabımız Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır. Bu gece yapılan ibadetler, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetlerden daha faziletlidir. Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler meleklere bu gece bildirilir. Bu gece yeryüzüne başta Cebrail olmak üzere çok sayıda melek iner. Bu gece tan yerinin ağarmasına kadar huzur ve esenlik doludur. İnsanlar her türlü kötülükten selamettedir. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verir. Onlar için dua ve istiğfar ederler. Kıyamette de ibadetlerine şehadet eder ve o kul için şefaatte bulunurlar. Meleklerin selamıyla Nemrud'un ateşi, İbrahim için nasıl serin ve selamet olduğu ise, Kadir Gecesi'ndeki meleklerin selamı ile de cehennem müminlere serin ve selamet olur, cennete dönüşür. Bazı vakitlerde yapılan çalışmalara normal zamanların birkaç katı ücret takdir edilir. Bazen umumi af ilan edilir ve çok büyük suçlar dahi affedilir. Cenab-ı Hak da sene içinde Ramazan'ı, Ramazan içinde Kadir Gecesi'ni, hafta içinde Cuma gününü, Cuma gününde duaların kabul edildiği icabet saatini, gün içinde seher vaktini ve namaz vakitlerinin ilk anlarını kıymetli kılmıştır. Bu vakitlerde yapılan ibadetler daha makbul ve daha değerlidir. Dua ve tevbeler kabul edilir. Bu zamanların en kıymetlisi de hiç şüphesiz Kadir Gecesi'dir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ha, mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu, Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Alimlerin ekseriyeti burada bahsedilen mübarek gecenin Kadir Gecesi olduğunu bildirirler. Yüce Rabbimiz kullarının felaha ermesi için zaman zaman kitap ve peygamberler göndererek ikaz etmiştir. Şüphesiz o zamanlar mübarek zamanlardır. Ve bizim kitabımızı göndermeye başladığı geceyi ise en mübarek gece kılmış, kullarına bulunmaz bir fırsat olarak ikram eylemiştir. Cenab-ı Hak bu geceye başka hususiyetler de lütfetmiştir. Kadir Gecesi, kader gecesidir. Bu gece insanların kaderi çizilir.
Bu gecedeki gayretleriyle insan kendi kaderini belirler. Dolayısıyla bu gece yeni bir başlangıç yaparak istikbale yön vermek lazımdır. Bu gece ibadet ve dua alışkanlığı kazanmak lazımdır. Bu gece geçmiş günahları affettirerek temiz bir geleceğe adım atmak gerekir. Bu gece mazinin eksik ve yanlışlarını telafi ederek uzunca bir ibadet ömrü yaşamalıdır. Kadir gecesi Ramazan'ın özüdür. İlahi mağfiretin dolup taştığı, ümmeti Muhammed'e sonsuz hazinelerin bahşedildiği bir gecedir. Bu sebeple Resulullah, Şaban ayının son günü bir hutbe irad ederek ashabını Ramazan'a şöyle hazırlamıştır. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu ay içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Kadir Gecesi'nin vakti Peygamber Efendimiz'e gösterilmişti. Lakin daha sonra Allah Teala tarafından unutturuldu. Bunun pek çok hikmetleri olmalıdır. Ehli hikmet, meçhulde bereket vardır demişlerdir. İşte Kadir Gecesi de hayır ve bereketine erebilmemiz ve her geceyi ganimet bilip ihya edebilmemiz için gizlenmiştir. Bütün insanlara ve bütün vakitlere kıymet vermeyi temin için söylenen "Her geceni Kadir, her geçeni Hızır bil" sözü ne kadar anlamlıdır. Kadir Gecesi'ni bulmak için gayret eden bir mümin, vaktini ibadetle değerlendirmesini öğrenir ve diğer zamanlarda da bu güzel alışkanlığa devam eder. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz, Efendimizin ibadetleri hafif ve devamlı yağan sağanak halindeki yağmur gibiydi demiştir. Kadir gecesini araştırıp ihya etme arzusu iman alametlerinden sayılmıştır. Cenab-ı Hak, Kadir gecesinin zamanını gizli tuttuğu için Peygamber Efendimiz Ramazan ayında ibadet hususunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içinde olurdu. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendisini daha fazla ibadete verirdi. Bugünlerde geceyi ihya eder, ailesini uyandırırdı. Ümmetini de buna teşvik ederek şöyle buyururdu. Kadir gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları bağışlanır. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz'e "Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin ne zaman olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuştu. Resulullah, "Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et" buyurdu. Kadir gecesini namaz kılmak, Kur'an okumak, tevbe, istiğfar ve dua ile meşgul olmak, Allah'ı zikretmek, salavat getirmek ve tefekkürde bulunmak gibi ibadetlerle değerlendirmelidir. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namaz kılmadan önce hiç değilse 5 vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Bunlara ilaveten gönül almak, infak ve yardımda bulunmak gibi her türlü salih amellerle Kadir gecesinin gündüzünü de ihya etmek güzel bir davranıştır. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kişinin de Kadir gecesinden pay almış olacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla Ramazan'da cemaatle namaz kılmaya daha çok dikkat etmelidir. Bütün bir gece uyanık bulunmak herkes için mümkün olmayabilir. Bu sebeple Allah Resulü'nün sünnetine uyarak son 7 gecede biraz daha az uyuyarak ibadetleri artırmak, gecenin başından ve sonundan muayyen bir kısmı nafile ibadetlere ayırmak isabetli bir davranış olur. Bu geceyi ihya edenlere vaat edilen mükafatlar, Cenab-ı Hakk'ın mümin kullarına olan merhamet ve ikramını göstermeye kafidir. Yüce Rabbimizin bu kadar büyük ihsanına ve kolaylaştırmasına rağmen Ramazan'da affedilmeyen kimse için de artık yapılacak bir şey yoktur. Allah Resulü buyurur, "Ben yanında zikredildiğim halde bana salat okumayan kimsenin burnu sürtülsün. Ramazan'a erişip de günahları affedilmeden çıkan kimsenin burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Rahmetten uzak olsun."